Yukarıdaki cümleler kanıtlanabilirliklerine göre incelenerek cümle numaralarının üstüne özelliği yazılmıştır. Karşı numaralı cümlelerin kanıtlanabilirliğine göre özelliği yanlış yazılmıştır. A1 ve 2, B2 ve 3, C3 ve 4, D4 ve 5. Kanıtlanabilirlik açısından cümleler ikiye ayrılır. Öznel cümleler ve nesnel cümleler olmak üzere. Öznel cümleler kişinin düşüncelerini, duygularını, beğenilerini ifade eden doğruluğu ya da yanlışlığı ispatlanamayan cümlelerdir. Nesnel cümleler ise doğruluğu ya da yanlışlığı ispatlanabilen, kişisel görüşü ifade etmeyen cümlelerdir. İnceleyelim. 1. Öznel. Kitabın son 50 sayfası çok etkileyici ve akıcıydı. Kişisel görüş içerdiği için bu cümle öznel bir cümledir. 2. Nesnel. Maviyi sevdiğini söyledi. Kanıtlanabilir bir yargıdır. Nesnel bir cümledir. 3. Nesnel. Ağaçların gölgesi serinletir yanan yüreğimizi. Burada kişisel görüş içerdiği için bu cümle öznel bir cümledir. Nesnel bir cümle değildir. 4. Öznel. Dergimiz 32 sayfadan oluşuyor. Kanıtlanabilir bir yargıdır. O yüzden nesnel bir cümledir. Öznel bir cümle değildir. 5. Nesnel. Doktor olmak için tıp fakültesinde okumak gerekir. Kanıtlanabilir bir yargıdır. Nesnel bir cümledir. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur? Neden-sonuç cümleleri herhangi bir olayın veya durumun gerçekleşme ya da gerçekleşmeme nedeninin ortaya koyulduğu cümlelerdir. Buna göre seçenekleri inceleyelim. A. Haber vermeden buradan ayrılacaktı. Burada neden-sonuç ilişkisi yoktur. B. Neredeyse açlıktan bayılacaktı. Bayılmasının nedeni belirtilmiş. Neden-sonuç cümlesidir. C. Hastalandığından okulu yarım kaldı. Okulun yarım kalma nedeni belirtilmiş. D. Beklemekten ayakta duramayacak hale geldi. Ayakta duramayacak hale gelmesinin nedeni belirtilmiş. Cevabımız A seçeneğidir. Sitem, rahatsız olunan bir durumun sebep olan kişinin kendisine söylendiği cümlelerdir. Yakınma, rahatsız olunan bir durumun başkalarına söylendiği cümlelerdir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde hakim olan duygu yanlış belirtilmiştir? A. Ne var şu bilgisayarını masanın üzerine koymasan? Bu bir sitem cümlesidir. Rahatsız olunan bir durum sebep olunan kişinin kendisine söylenmiştir. B. Bir gün olsun gelip de halimizi sordu mu? Bu bir yakınma cümlesidir. Rahatsız olunan bir durum başkasına söylenmiştir. C. Kimse derdimizi gerçekten umursamıyor. Bu cümle sitem cümlesi değildir, yakınma cümlesidir. Çünkü rahatsız olunan bir durum başkasına söylenmiştir. D. Ben iş yaparken bir ucundan tutayım demezsin hiç. Bu bir sitem cümlesidir. Rahatsız olunan durum sebep olunan kişiye söylenmiştir. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırma cümlesi değildir? A. Kışın Sivas İstanbul'dan daha soğuktur. Bu bir karşılaştırma cümlesidir. Sivas ve İstanbul soğukluk bakımından karşılaştırılmıştır. B. Televizyon tiyatro görsellikle öğretilir. Bu cümle karşılaştırma cümlesi değildir. C. Nihat kitap okumayı, Emin oyun oynamayı severdi. Burada Nihat ve Emin'in sevdikleri şeyler karşılaştırılmıştır. D. Dinlemek de konuşmak kadar önemlidir. Burada da dinlemek ve konuşmak önem bakımından karşılaştırılmıştır. Cevabımız B seçeneğidir. Kişinin kendisiyle ilgili yaptığı değerlendirmeleri bildiren cümleler öz eleştiri cümleleridir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde öz eleştiri yapılmıştır? A. Oğlumun denizci olmak istemesine şiddetle karşı çıkıyordum. B. Geçirdiğim kazadan sonra kendimi hala toparlayamadım. C. Çocuklarımın teknoloji bağımlısı olmasını izlemekmiş bütün yaptığım. D. Saate bakmaksızın kapısını çalabileceği bir dostu olmalı insanın diyorum. Seçenekleri incelediğimizde çocuklarımın teknoloji bağımlısı olmasını izlemekmiş bütün yaptığım cümlesi öz eleştiri içermektedir. Çünkü kişinin kendisiyle ilgili yaptığı bir değerlendirme söz konusudur. Cevabımız
C seçeneğidir. Bir şeyin olduğundan büyük veya küçük gösterildiği cümlelerde abartı vardır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartı vardır? A. Kitap okurken çok zevkli anlar geçirdim. B. Ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmalıyız. C. Seni kırdığım için binlerce özür dilerim. D. Denizlerden şarkılar yükseliyor. Seçenekleri incelediğimizde seni kırdığım için binlerce özür dilerim cümlesinde abartı vardır. Binlerce özür dilemek abartı içermektedir. Cevabımız C seçeneğidir. Mutlu olmak insanın kendisine bağlı bir durumdur. Herkes mutlu olmayı başaramaz. Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A. Ancak, B. Fakat, C. Hatta, D. Ama. Boş bırakılan yere düşüncenin yönünü değiştiren bir ifade getirilmelidir. Bunu sağlayacak olan ifadeler de ancak, fakat, ama ifadeleridir. Hatta ifadesi bunu sağlamamaktadır. Cevabımız C seçeneğidir. Bir cümledeki yargılardan biri diğerinin yapılmasındaki niyeti belirtiyorsa o cümlede amaç sonuç ilişkisi vardır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç sonuç ilişkisi vardır? A. Gürültü yüzünden ders çalışamıyormuş. B. Birden yağmur yağmaya başladı. C. Alışveriş yapmak için liste hazırladı. D. Yardımcı olamadığı için üzgünmüş. Seçenekleri incelediğimizde alışveriş yapmak için liste hazırladığı cümlesinde eylem bir amaca yöneliktir. O yüzden bu cümle amaç sonuç cümlesidir. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir olay diğerinin nedenidir? A. Hava çok sıcak olduğundan balkonda oturduk. B. Okula kaydını yaptırmak için Ankara'ya gitti. C. Misafir gelirse onları bu odada ağırlarız. D. Pasta yapmak için malzemeleri hazırlamış. İncelediğimizde seçenekleri hava çok sıcak olduğundan balkonda oturduk cümlesi neden sonuç cümlesidir. Balkonda oturmalarının nedeni belirtilmiştir. Havanın çok sıcak olması cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde cümleye hakim olan duygu yanlış belirtilmiştir? A. Bir kez de şu elbiselerini toplayıp dolaba assam. Bu cümle yakınma cümlesi değildir, sitem cümlesidir. Birine kırgınlığını, kızgınlığını öfkelenmeden belirtmiştir. B. Koskoca bahçede 3 tanecik meyve ağacı mı var? Bu bir azımsama cümlesidir. Sayı az bulunmuştur. C. Olmadık zamanlarda pot kırması ne tuhaf? Bu bir cümle yatsıma cümlesidir. Yatsımak, yapmış olduğu bir eylemi, söylemiş olduğu bir sözü ya da tanık olduğu bir şeyi yapmadığını, söylemediğini, bilmediğini, görmediğini söylemektir. Burada da yatsımada bulunulmuştur. D. Tutki sınavı kazandın. Bu cümlede bir varsayım cümlesidir. Olmayan bir şeyi olmuş gibi kabul etmiştir. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Kanıtlanabilirlik açısından cümleler öznel ve nesnel olmak üzere ikiye ayrılır. Öznel cümleler kişinin düşüncelerini, duygularını, beğenilerini ifade eden doğruluğu ya da yanlışlığı ispatlanamayan cümlelerdir. Nesnel cümleler ise doğruluğu ya da yanlışlığı ispatlanabilen, kişisel görüş ifade etmeyen cümlelerdir. İnceleyelim seçenekleri. A. Çiçeklerin kokusu, denizin sesi insanı rahatlatır. Burada kişisel görüş söz konusudur. O yüzden bu cümle öznel cümledir. B. Ağustos böcekleri çok ses çıkarıyor. Burada da kişisel görüş söz konusudur. Öznel bir cümledir. C. Onun sesi bu şarkıya pek gitmemiş. Kişisel görüş içerdiği için cümle öznel cümledir. D. Radyonun sesi düğmeyi sağa çevirince açılıyor. Kanıtlanabilir bir yargıdır. O yüzden nesnel cümledir. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olacakları daha önceden bilme, sezme anlamı vardır? A. Sana demedim mi? Herkese güven olmaz diye. B. Esnaf ürünleri neden hep kaldırımlara koyuyor?
C. Sofraya özendiğine göre misafiri gelecek olmalı. D. Bu akşam değişik bir şeyler yapalım mı? Seçenekleri incelediğimizde "sana demedim mi? Herkese güven olmaz" diye cümlesinde olacakları daha önceden bilme, sezme anlamı vardır. Cevabımız A seçeneğidir. Yeni taşındığımız ev gayet geniş ve ferahtı. Komşulara da alışmaya başlamıştık. Bir gün banyoda üst kattan su damladığını fark ettim ve komşuya gidip söylemeye karar verdim. Üst kata çıkıp kapıyı çaldım ama komşumuz evde yoktu. Numaralanmış cümlelerin hangisinde düşüncenin yönünü değiştiren bir ifade kullanılmıştır? A1, B2, C3, D4. Numaralanmış cümleleri incelediğimizde üst kata çıkıp kapıyı çaldım ama komşumuz evde yoktu cümlesinde düşüncenin yönünü değiştiren bir ifade olan ama ifadesini görüyoruz. Cevabımız D seçeneğidir.